Bir başka dinleyicimizin sorusu var. Daha doğrusu iki soruyu birleştirelim isterseniz. Aynı soru var. Fakat farklı yönlerden. Biri erkek, biri kadın açısından, kız açısından. Birine öncelikle şunu soralım. Bir erkeğe kadın tarafı, kız tarafı talip olabilir mi evlenmek için? Yani bir erkeğe kız tarafı talip olabilir mi? Bizim örfümüze ters ama mesela şeyde Peygamber Efendimiz zamanında aleyhissalatü vesselam bizim bu bildiğimizin tam tersi. Yani bir kimse gidiyor kız kardeşini, benim de kız kardeşim var veyahut da kızım var. Bununla seni sana vermek istiyorum. Kabul eder misin? Açık, rahatla teklif yapılıyor. Hazreti Hatice validemiz aynı şekilde teklif gönderdi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam evlenmek istediğini bildirdi. Yani o orada örf olarak da yadırganmıyor. Terste değil. Bizde yadırganıyor. Bacısını satacak yer bulamamış. Getiriyor. Adamın başını yamayacaklardı. Oğlanın da başını yakacaklar. Kızını satacak yer bulamadı. Verecek yer bulamadı. Geldi adamın oğlanın başını yaktılar falan. Bizde böyle anlaşılıyor. Hı. Örf olarak bizdeki düşünce ve tavır budur. Peki dine? Hiç mahsuru yok. Yani bir kimse kızını veya kız kardeşini aynı şekilde gitse desin ki benim kızımla evlenebilir misin? Benim aynı şekilde veya da kız kardeşim aynı şekilde alır mısın? Dinen hiç mahsuru yok mu? Evet. Şimdi diğer tarafı da şu sorunun. Bir kıza işte uygun şartları var. Kızın işte namaz kılıyor, tesettürlü, dini vecibelerini yerine getirmeye çalışıyor. Bir sürü de talip geliyormuş dolayısıyla. Kız ben evlenmek istemiyorum diye reddediyor. Bir de böyle oğlan var, erkek var. Bir de o da evlenmeye müsait, dini vecibelerini yerine. Ona da işte kız vermek isteyenler falan çıkmış. O da evlenmek istemiyorum diyor. Şimdi soru şartlar evlenir. Uygun. Evet, o da olabilir. Bu ikisini evlendirelim biz Mustafa Bey. Bu ikisinin akrabaları buraya geliyormuş. Bizi tanıştırın diye. Adresleri yok, baştan söyleyelim. Evet, yani evlenmek mecburiyeti var mıdır? Bir de şartlar uygunsa evlenmesi mecbur olur. Şimdi farz, vacip, sünnet derecelerine göre durumlar arz eder. Mesela nafakayı temin edecek durumu var. Şehvet de çok kuvvetli, kıramıyor. Yani bunun evlenmesi niyetinde düzeltmek suretiyle yani duruma göre farz olur. Şimdi vacip olanı vardır, sünnet olanı vardır. Şartlar müsaittir. Hani evlense de evlenmese de fazla bir şey demektir. Sünnet seni itibar eder. Ama mesela geçirecek durumu müsaittir. Nafaka temin ediyor ama zulmediyor, işkence ediyor, eziyet ediyor. Bunun evlenmesi de haram olur, günah olur buyuruyor. Dolayısıyla herkesin haline ve durumuna göre mi? Evet, herkesin haline ve durumuna göre. İslam alimlerinden, evliya-i kiramdan evlenmemeyi yeğlemişlerdir. Başlangıçta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, işte Hristiyanlar bekar olarak ancak Allah-u Teala'ya kavuşulabilir. Evlenince insan Allah-u Teala'ya ibadet edemez. Yani onu kalbinde bulunduramaz. O muhabbete, sevgiye kavuşamaz. Bunun için ruhbanlık yolu diyorlardı. Bekarlık yolunu tercih ediyorlardı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu kırdı. Yani evliyken de bekarken de Allah-u Teala'ya kavuşulur, ulaşılır, onun rızası kazanılır diyerek Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam nikah sünneti buyuruyorlar. Nikahlanmak benim sünnetimdir ve teşvik ettiler. Teşvik de buyurdular. Fakat yine Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam işte Hicri 200. yılından sonra, 200 yılından sonra sizin en hayırınız hafifül haz olanınızdır buyuruyorlar. Soruyorlar Eshab-ı Kiram'da, ya Resulallah hafifül haz nedir? İşte çocuğu, hanımı, kocası neyse olmayandır. Ve daha sonraki din büyüklerinden bazıları şeyi tercih etmişler artık, bekar kalmayı. Mesela Rabia-i Adviye rahmetullahu aleyha, o da bekar kalmayı yeğlemiştir. Buna benzer Hasan Basri Hazretleri, Şafi Hazretleri gibi zatlar da evlenmemişlerdir. Yani bu hadis-i şerife bakarak tamam demişlerdir artık bundan sonra. Herkes kendi durumuna göre mi? Durumuna göre. Yani mecbur değil. Peki efendim, şartlar müsaitse, hani bunu reddetmesi, şimdi bu şartlar müsait olduğu halde daha güzelini bekliyorsa, daha iyi şartlar bekliyorsa veyahut da kendisini kasıyorsa bir gün onlar gider. Hani şöyle bir hikaye anlatılır. Vaktiyle işte bir şehzade yine bir sultan kızına aşık oluyor falan, geliyor talep ediyor falan. Yani sultan kızının tabii burnu kaftanında, kimseyi beğenmiyor. Bir sürü şehzade var. Bir tane de değil talip olan. Hepsini böyle geri çeviriyor, reddediyor falan filan. Gel zaman git zaman o şehzadelerden bir tanesi gerçekten böyle tutulmuşmuş. Seneler geçiyor falan. Bir gün bakıyor şey yaparken o işte şehzade oradan geçiyor. O sultan kızının oturduğu köşkten bir adam çıkıyor ki ya adam hani kısa boylu,
yani. Benim gibi saç maç kalmamış. Boy yok, pos yok, endam yok falan. Hani adam çirkin. Şekil itibariyle de fiziken de böyle yamru yumru. Allah Allah demiş falan. Bu ne ki? Dikkatini çekmiş. Uğurlayan da o sultan kızı. Allah Allah. Yanlış mı gördün falan, gidiyor kapı şey yapıyor falan, hizmetçi çıkıyor. Diyor ki biraz önce çıkan işte diyor sultan hanımın kocasıydı falan. Allah Allah diyor, görüşebilir miyim diyor sultan hanımla. Ben görüşüm. Diyor ki bu biraz önce çıkan kocam da diyor. Ben demişim tuhaf oldu demiş, yani bir anlayamadım. Bu kadar demiş kapına şehzadeler geldi demiş. Yani kala kala bula bula bunu mu buldun? Demiş gel içeriye. Şimdi demiş bak, açmış bir kapıyı. Burası demiş gül bahçesi. Açını, kapıyı açmış. Bana demiş en güzel gülü getireceksin. Ama demiş, bak kademe kademe geçiyor bunlar. Geçtikten sonra geriye dönüş yok demiş. Geriye dönmeyeceksin. Ta sona kadar gideceksin. Şimdi tam uzatıyor. Daha güzel bir gül, daha güzel bir gül, daha güzel bir gül. Sona geliyor. Güller de bitiyor tabii. Diken kalıyor. Dikeni tutup getiriyor. Ne oldu diye. Diyor, gül bitti. Ha işte ben de diyor öyle. İşte gülleri bitirdim. Gülleri bitirdim. Dikene kaldık diyor. Dikene kaldık. Başka çare de kalmadı. Dolayısıyla şartlar müsaitken, yani maddi ve manevi şartlar müsaitken de reddederse bir gün ona avcun yanar. Ama bir evlenme istemeyebilir bir insan. Tabii istemeyebilir. Yani, hiç evlenme istemeyebilir. Yani birini beklediği için değil. Değil. Mecbur değil efendim.